Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Opel Omega incelemesi yapacağız. Yanımda Burak var. Aynı zamanda hem B kasa hem de B2 kasa var. Keşke bir tane de A kasa olsaydı. Eğer A kasaya sahipseniz bizimle irtibata geçin. Sizin de aracınızı inceleyelim. Burak, B kasayı istersen sen bir giriş yap. Tamam. Şöyle 95 yılında başladı üretilmeye. 94 sonu 95 diyelim. Ülkemizde de 95 yılında geliyor. 99 sonuna kadar ülkemizde bulunuyor. 2000 yılında da BFL'ye geçiyor. B2 kasada. 98 yılında bir makyaj görüyor B kasa. Bu da prefacelift diye geçiyor yani. Facelift'ten bir önce makyajlanan vesaire bir şeyler yazmışlar. Ufak tefek değişiklikler var. Kasa zaten standart aynı ama onlardan basitçe böyle bahsedelim. Aynen. Ben diyecektim onu. En önemli belirgin farklar bunlar. Mercekli far geliyor. Üçüncü stop geliyor. İşte koltuk başlıkları değişiyor. İç aydınlatma aksamında birkaç değişiklik oluyor. Artı olarak müzik sistemi değişiyor komple. Hem Bose müzik sistemi çoğu arabada standart gibi oluyor. Yani biraz daha ön plana çıkıyor. Hem de direksiyondan kumanda sistemi geliyor. Bu o yıllara göre baya iyi bir özellik. Ufak tefek değişiklikler var böyle. Onları zaten inceleme kısmında biz detaylıca anlatacağız. Hani şu an aklıma gelenler bunlar, öyle söyleyeyim. En belirgin detaylar bunlar. Artı mesela şeyler var. Opel logolarını bilirsiniz. Sticker'da eskiden aynen, siyah. Aynen. Onlar 98 yılında bunlarda olduğu gibi 3 boyutlu bir form alıyor. Krom bir halde. Buna geçiş oluyor. Yani direkt bir makyaj görmüş oluyor. Sonrasında da BFL'ye geçiyorlar. BFL'deki farkları da sen söylersen daha iyi olur abi. Evet, daha detaylı biliyorsundur. 99'dan sonra ülkemize 2000 yılından itibaren geliyor. Avrupa'da 99'un sonları hatta 2000'in başlarına kadar bu araçtan bulunuyor. Hatta 99 yılında B2 kasa Avrupa'da da mevcut. Aynen, 99 diye geçiyor çoğu. Araba bu sefer karoser olarak değişiklikler yapıyor. Mesela ön tamponunda değişiklikler yapıyor. Kaputta bir değişiklik yapıyor. Stoplarda değişiklikler var. Arka bagaj kapağı değişiyor. Arka tampon değişiyor. Ve bu dışarıdaki değişiklikler dikiz aynalarına da yansıyor. Onun haricinde aracın içerisi tamamen değişiyor. Yani normal bir B kasada daha farklı, bir modern evet. bir çizgiye ulaşıyor. Mevcut değişiklikler aslında karoser olarak kabuk dediğimiz kısım tamamen aynı kalıyor. Aynen. Ama aracın dışı ve içi tamamen değişiyor. Ve biz de bunları sizlere sırasıyla anlatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yanımızda bir B kasa var. Ve incelemeye başlıyoruz. Ön tarafta xenonlu ve mercekli farları mevcut. Hemen altında bir far fiskiyesi, onun altında bir sis farı. Ön tarafında Irmischer firması tarafından, yani Opel'in o dönemdeki modifiye firması olan Irmischer tarafından üretilmiş bir panjuru mevcut. Cam yıkama fiskiyelerimiz kaputun üzerinde ve bu cam yıkama fiskiyeleri ısıtmalı. Soğuk ve don olan günlerde aracınızın rezistansını çalıştırdığınız zaman kendi buzunu kendi çözebiliyor. Aracımızın yan tarafına geldiğimiz zaman aracı kaputtan başlayıp arka çamurluğa kadar, bagaj sonuna kadar devam eden bir ütü izi mevcut. Hemen aracın jantları yine Irmischer marka ve çamurluktan başlayan ve arka çamurluğa kadar uzanan bir kapı bandımız mevcut. Kapı açma kollarımızda dışarıya doğru açılan bir sisteme sahip. Aracın gene cam silecekleri kaputun altına gizlenmiş vaziyette. Aracımızın üstünde tavanında bir sunroofumuz mevcut. Bu sunroof hem dikine kalkarak hareket sağlayabiliyor hem de tamamen açılabiliyor arkadaşlar. Bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Buradaki çıta bu camla beraber hareket eden bir çıta. Arabaya daha sportif bir hava kattığı söylenebilir.
parçadan oluşan bir stop takımı bizi karşılamakta. Gene aracımızın üstünde bir İrmişir marka spoiler, bir bagaj açma butonu ve çeki demiri kapağı. Bu aracın üzerinde bulunan park sensörleri standart bir donanım olmayıp sonradan eklenen bir özelliktir. Yine aynı zamanda aracımızda bir üçüncü stop mevcut. Kapı pandizotunun büyük bir kısmı deriyle kaplanmış olup maun detaylar mevcut. Hemen burada bir küllüğümüz mevcut. Bir cam açma düğmemiz, bu araçtaki cam açma düğmesi tek tuşla camını açıp kapatabiliyor. Burada bir kapı açma kolumuz, kilit mekanizmamız, hoparlörümüz ve aynı zamanda kapı lambamız. Bu araçta aynı zamanda bir de çocuk kilidi mevcut. Aracın içine oturduğumuz zaman da sürücük olduğu bana göre ayarlanmış olmasına rağmen bayağı bir mesafe bulunmakta arkadaşlar. Kafamızda yukarıya doğru bayağı bir 2-3 santim ya da 2-3 parmak diyebilirim ben buna bir boşluk mevcut. Koltuklarımız tamamen deri. Kapı eşiklerimizde böyle bir Opel arması çıkartması mevcut. Aynı zamanda aracımızda arka koltukta bir kol dayama bulunuyor arkadaşlar. Arkadaki oturan insanların rahatlığı için bir havalandırma menfezi ve çakmaklık girişi bulunmakta ve aracın tam ortasından bir şaft tüneli geçmekte. Burada yolcu tutamakları ve yolcu lambaları bulunuyor. Arka tarafta aynı zamanda yolcu başlıkları, arka cam perdesi ve 3 adet emniyet kemerimiz mevcut. Yine aracımızın içerisinde alarm sensörleri bulunmakta. Bu alarm sensörleri aracın her iki direğinde de mevcut olup aracı çift kitleme yaptığınız zaman, birçok Opel aracında da olduğu gibi Omega'da da çift kitleme yaptığınız zaman arabanın kendi orijinal alarm sistemi devreye giriyor. İçerideki herhangi bir hareketliliğe ya da dışarıdan aldığı titreşimlere, seslere göre alarmı devreye alıyor. Koltuklarımızın cepleri, her iki tarafta da birer adet cep bulunmakta. Evet arkadaşlar, ön tarafına geçtiğimiz zaman yine aynı şekilde aracın deri, yumuşak bir deri olduğunu pandizotlarda görüyoruz. Aynı şekilde kapı açma kolları ve elektrikli dikiz aynaları mevcut. Bir cep bulunmakta. Aynı şekilde de lambası burada. Bu aracımızda diğerlerinden farklı olarak bir Recaro koltuk var. Onun için bu koltuk elektrikli değil. Şöyle göstereyim. Şöyle bir baldır desteği mevcut. Tabii şuradan açmam gerekiyor. Böyle bir özelliği var bu aracımızın. Arkadaşlar burada bir kol dayamamız. Hemen önünde bir el freni. Burada da bir boşluk bulunmakta. Bu boşlukta yine maun detaylar dikkat çekiyor. Aracımız manuel. Bütün camları ön taraftan kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir çocuk kilidi mevcut. Yine arkadaşlar bu araçta ayarlanabilir emniyet kemeri. Hem de dört tarafta aktif gergi sistemine de sahip olmak üzere bulunmakta. Birçok araçta günümüzde dahi ayarlanabilir emniyet kemeri olmadığını göz önünde bulundurmanızı rica ederim. Bagaj açma kolumuzun yanında hemen bir de kilit mevcut. Araba tamamen elektrikli motorlarla çalışmakta. Anahtarsız da bunu açabilmektesiniz. Yedek olarak buraya bir kilit mevcut. Bagajımızı açtığımız zaman arkadaşlar işletmemiz burada gömülü bir vaziyette. Burada tıklarını, kilitlerini, klipslerini kaldırdığımız zaman yerine ulaşabiliyoruz. Burada bir ilk yardım seti mevcut. Tabii bu araçta da orijinal bir ilk yardım seti bulunmakta. Yine burada aracın avadanlıkları bulunmakta. Aracımızın bagaj kapı kolu diye adlandırayım. Bir tutamaç mevcut. Yine bagaj kapağı güzelce izole edilmiş halde. 2 adet amortisör araçta mevcut. Burada da bir sensör bulunuyor arkadaşlar.
Arkadaşlar şimdi yanımızda B2 kasa diye tabir ettiğimiz son güncellenmiş kasa, makyajlanmış kasa bulunuyor. Yine aracın ön tarafından incelemeye başladığımızda xenonlu ve mercekli bir far. Hemen farın önünde far yıkama fıskiyesi. Bunun farklılığını B kasayla yan yana koyduğunuz zaman anlayacaksınız. Hemen altında bir sis farı. Yine bir panjurumuz. Bu panjur bir paket içeriği olan Elit Panjur adı altında geçmekte ve B kasadan farklı olarak motor kaputu üzerine konumlandırılmış durumda. Far kaçları bu araçta mevcut. Kaputumuzda 2 adet çizgi, ütü izi bulunmakta. Bu aracın cam yıkama fiskiyeleri silecekle beraber motor kaputunun altına gizlenmiş vaziyette. B kasadan ayrılan diğer bir özellik diyebiliriz. Aracın yan tarafına geçtiğimizde B kasalarda daha belirgin olan kaput çizgisi burada daha hafifliyor ve yine aynı şekilde çamurluktan başlayıp arka çamurluğa kadar devam ediyor. Yine aracımızın Elit Panjur'da olduğu gibi bir Elit 5 kollu 17 inç jantı bulunmakta. Aracımızdaki kapı çıtaları B kasa plastik siyah bir görünümdeyken burada gövde rengine dönmüş vaziyette. Aracımızın marş bir yerlerinde kriko kullanmak için birer tane kapak ön ve arkada mevcut arkadaşlar. Aracımızın dikiz aynaları B2 kasada elektrikli, ısıtmalı ve katlanır. B kasalarda katlama özelliği yoktu. Diğer özelliklerin tamamı mevcut arkadaşlar. Yine aracımızın kapı kolları B kasayla aynı özelliğe sahip. Cam çıtamız yine aynı özelliğe sahip. Dörtlü bir stop takımıyla karşı karşıyayız. Ama farklılık olarak kesimler ve hatlar daha farklı, daha bir modern çizgi diyebiliriz arkadaşlar. Yine aracımızın tamponu ve park sensörleri sonradan eklenmiş olup tamponlar B kasaya göre değişiklik göstermiştir. Aracımızın üzerinde bir Steinmeier spoiler ve cam üstü spoiler mevcut. Hemen altında da 3. stop lambası bulunuyor arkadaşlar. Bu araçta dışarıdan bagaj açma düğmesi bulunmamakta. Kumandadan ya da tamamen içeriden elektrikli kumanda bölümünden açılmakta. Çeki demiri kapağı hemen burada bulunuyor arkadaşlar. Aracımızın içine arka kısmına geçtiğimiz zaman yine deri kaplı ama P kasadan daha farklı bir döşemenin, pandizotun olduğunu görebiliyoruz. Gri renkteki aksesuarların orijinalinde mağan olduğunu belirtelim. Burada bir kapı açma, kapatmaya yarayan bir cebimiz mevcut. Aynı zamanda kapı içinde cebimiz bulunuyor arkadaşlar. Dört kapı yine aynı şekilde tek tuş düğmeyle açıp kapatabiliyoruz. Yine yolcu tarafında bir cebimiz mevcut. Sürücü koltuğu sürücüye göre ayarlanmış bir vaziyette. Aradaki mesafeyi görüyorsunuz. Burada bir cebimiz var ve bu cep bir herhangi bir malzeme olmadığı zaman otomatik olarak kaplanıyor. Burada bir hava menfezimiz bulunuyor yolcu konforu için. Burada bir USB girişimiz var. Tabii bu normalde çakmaklık girişiydi. Bunu USB'ye çevirmiş durumdayız. Aracımızın gene arka tarafında bir kol dayamamız mevcut. Bu kol dayama aynı zamanda arka taraftan bagaja erişebileceğiniz bir hazne görünüyor arkadaşlar. Yine arka koltuklarımızda 3 adet başlık ve arka
emniyet kemerlerimiz ayarlanabilir durumda. Burada da yine görmüş olduğunuz gibi dört tarafta yolcular ve sürücüler için birer tane tutamak ve birer tane aydınlatma bulunmakta arkadaşlar. Yine burada bir adet küllüğümüz. Yine arkadaşlar burada bir kapı kilit mekanizmamız, kapı açma kollarımız ve cam düğmelerimiz konumlanmış durumda. B kasayla aralarındaki en büyük değişiklikler çizgileri diyebiliriz arkadaşlar. Aracın ön tarafına geçtiğimizde arkadaşlar bize hemen elektrikli ısıtmalı deri koltuklar karşılıyor. Hemen sürücünün yanında bir kol dayama, el freni, yine burada bir haznemiz, boşluğumuz mevcut. Vites, orijinal bir teybimiz ve klima kontrol ünitesi. Bu klima kontrol ünitesi iki taraf için de ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Yukarıda hemen gördüğünüz gibi yolcu ve sürücü için havalandırma menfezleri mevcut. Aracın yolcu tarafında bir adet airbag, bir adet havalandırma menfezi ve torpido bulunmakta arkadaşlar. Gene yolcu tarafında ve sürücü tarafında kapılarda cepler mevcut olup kapı açma kolları bulunuyor. Sürücü tarafına geldiğimizde ise B kasada olan kontrol düğmelerinin kapıda toplandığını görüyoruz. Burada cam açma düğmeleri, yine çocuk kilidi, dikiz aynalarını ayarlayabilir mekanizmamız ve katlama düğmemiz mevcut. Ön kapılarda yine tweeterlar, kapı açma düğmeleri ve eşya gözümüz. Yine burada bir cebimiz bulunuyor. Yine sürücü tarafında arkadaşlar bir havalandırma menfezimiz, far ünitemiz, yine LPG düğmemiz, bir adet burada cebimiz bulunmakta. Yine bu tarafta alt kısımda arkadaşlar elektrik sigortalarının bulunduğu bir bölge, hazne bulunuyor. Evet arkadaşlar, burada B kasadan farklı olarak bir multimedya ve iklimlendirme bölümü, aracın kontrol bölümü bulunuyor. Buradaki çizgiler B kasaya göre dönemin şartlarına göre uyarlanmış, daha modern hale gelmiş vaziyette. Burada bir klima ünitemiz mevcut. Klima ünitemizi açtığımız zaman buradan hem yolcu için hem de sürücü için ayrı ayrı konumlandırma yapabiliyoruz. Yolcu ve sürücü koltuk ısıtmalar. Multimedyamız, bu multimedyada kaset çalar, CD çalar ve radyo standart olup aynı zamanda buradan telefon özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Bu telefon özelliği, sesler hoparlörden gelmekte olup sizin sesiniz ise buradaki mikrofondan karşı tarafa ulaşmakta. Burada bir alarm düğmemiz, burada bir traction control düğmemiz, bagaj açma düğmemiz, arka perde düğmemiz ve aynı zamanda bir dörtlü flaşör düğmemiz mevcut arkadaşlar. Vitesimizin üstünde bir sport modu, yanında hemen bir kar modu bulunmakta. Burada da bir küllüğümüz ve çakmaklığımız mevcut arkadaşlar. Bu aracın direksiyonunda bir ve yolcu tarafında bir olmak üzere ön tarafta 2 ve yolcu ve sürücü koltuğunda 2'şer adet olmak üzere toplamda 4 adet airbag bulunuyor arkadaşlar. Bu araçta farklılık olarak bir Irmisher direksiyon mevcut. Bu direksiyon daha bir spor sürüşe ve kullanışa sebebiyet veriyor. Yine kilometre saatimiz B kasada olduğu gibi herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyebilirim. Yol bilgisayarımız ise yazı puntu ve karakteri olarak birazcık daha küçük olduğunu belirtebilirim. Yine buradan direksiyondan aracımızın yol bilgisayarını kontrol edebiliyoruz.